maşallah. Sabri! Evet değerli izleyicilerimiz, vallahi herkes sofraya oturduğunda öyle pirinci var ya löpül 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 getiriyor. Kimisi diyor ki şeker hastaları aman yemesin, kilo yapar diyor ama Türk halkı pirinçten vazgeçemiyor. Keşen diyorlar. Keşen nedir dedim. İşin açıkçası pek de anlamam. Ama arkadaş söyleyecek onu. Bu gördüğünüz kardeşimiz manken falan değil. Kıvanç Tatlıtuğ'un erkek kardeşi hiç değil. Bunlar da evlatları gördüğünüz gibi. Babaları gibi sarışın. Bu da annesi. Şöyle gelelim evet. Anne, oğul ve çocuklar yine 3 kuşağı birden görüyoruz. Anne, oğul, torun. Şimdi ne yapacağız hocam? Keşen çekeceğiz. Keşen çekeceğiz. Ya senin ne işin var burada? Yeşil'de başrol oynamak varken. Her iş var bizde. Her iş var sende. Benim işim traktörle diyorsun. Aynen. Keşen doğru. Şimdi ne? Onu bir anlat bize de ondan sonra. Bu suyun bilmediğimiz içinde, işe girişmeyelim. Yok. Suyun içinde teze eritmek için yapılan bir şey. Tezeyi mi? Ha, yani çamuru. Toprağı eritmek için yapılan tezek bir şey. Tezek dedin. Tezek işte. Tezek ha. Ya o ha, ayıp olmasın şey, ha, diye söylüyor yani. Ben onu diyor söylemek istemiyorum diyor. Yani toprağın şeyine tezek derler. Batmayalım onu... sonra. Yok batmayız hani abi. Ona batma diyorlar ya, basma yok, diyorlar ya abi. Batmayız. Şu ne? Ne özelliği var? Şunu kütüğü bağlamışın. Bu keşen, bu da saya derler. Evet. Çamuru düzlemek için. Düzlemek için. Ha? Düzlemeden olmuyor mu? Olmaz abi. Burası şimdi olmaz. O zaman normalinde çeltik tarlası. Aynen. Çeltik. Doğru mu abicim? Aynen abi. Çeltik tarlası. Şimdi gübreyi yedireceğiz. Düzleyeceğiz. Ve atıldı zaten. Yani düzlendi, bir say atıp çıkacağız. Bir say atıp çıkacağız. Hı-hı. Pirinci ne zaman alacağız? Pirinci Eylül ayında alacağız. Eylül ayında. Murat abi sen dur, annene doğru gelelim. Anne bu senin elindeki nedir böyle ya, dırmık, kaç metre? Dırmık. Nasıl dırmık ya? Fidan anne, bu niye böyle uzun bu dırmık? Böyle işte uzun yapıyordum be yavrum. Ben... Ne işe yarıyor bu? Bu kara çekiyor burayı. Kara çekiyor? Hı. Devamlı çekiyor musun bunu? Çekiyen ya. Sen, ben de bineyim mi? Çamura batmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hop! Nereye geliyorum? Şu taraftan dolaş, buraya gel. Saray düzünde çeçen çekeceğiz. Nereden çıkıyorum? Tamam, Gorucuk. Buraya mı çıkayım? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Şöyle sal bir dakika abi, kendimi sağlam alayım Murat usta. Murat bir... Ya Sata abla otu diyor, nereye oturacağım ya? Vallahi billahi var ya, bu suya düşersem. Otur buraya, düşersin. Niye? Otur abi, korkma, burada çamur bir şey değil, çamur değil, kuru toprak. Abi çamur olsam ne olur? İş aşkına biz ne çamurlara gir. Aha! Vallahi yeri buldum. Ben gidiyorum. Çeşen çekmeye gidiyorum. Anne sen gel. Çocukları da al gel. Allah! Çeşen çekiyoruz, çeşen. Abi şu anda tormuklar düzlüyor. Abi zaten bu düzlendi. Şu an sadece bir düzleme işi kaldı ya. Bir sayı atıp çıkacağız. Aynen abi. Daha önce yaptım ben bunu. Böyle keşen tam batmadan hafif bir şekilde gidiyoruz. Offroad yapar gibiyiz maşallah. Sabri! Abi toplam 3 kat atıyoruz. O da aşağı yukarı bir yarım saati geçiyor. 45 dakika bir saat arası falan sürer. Böbrek taşı olanlar varsa gelsinler, çeltik tarlasında çeşen çeksinler, düşer. Buradan ne kadar pirinç alıyoruz? Burası 2 dönüm. O da ne gelir? Bir amuk falan şey gelir yani. O da aşağı yukarı bir ton gelmez yani. Bir ton. Aşağı yukarı bir ton. Aşağı yukarı. Evet değerli izleyiciler, annesi oradan diyor ki lan niye içinde durguttun diyor. Mazot bitti hanımefendi, mazot. Annem diyor ki bizim çeltik para itmiyor. Bizim çeltik para itmiyor diyor. Geliyorum anne yanına. Murat usta, bu iş böyle yapılıyor yani. Aynen abi böyle. Sonrasında ne yapılıyor? Sonrasında 2 gün sonra tohum atılıyor. Ondan sonra? Ondan sonra. Pirinci ne zaman alıyoruz? Pirinci Eylül'de alıyoruz abi. Eylül'ün 15'i. Abi ne yapıyorsun sen ya? Aynen abi. Mayıs'ta atıyoruz tohumu. Aynen. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Aynen. Allah'tan bir kaza bela gelmezse. Kaza bela gelmezse Eylül'de biçiyoruz. Murat'cığım çıkart bizi. Dalmayalım burada. Aşağı doğru devrilmeyin. Değerli izleyiciler, şimdi annemle biraz sohbet edeceğiz. Zahmetli bir iş. Biz pilavı keyifle yiyoruz ama zahmetli bir iş. Evet, çıkıyoruz değerli izleyicilerimiz. Ha ha ha.
Anne. Evet. Ben evladınla orada çeçen çekiyorum. Hı. Sen dışarıdan sitem ediyorsun. Hı-hı. İşin zorunu sana vermişler. O ya makinenin üstünde. Sen elinde tırmık. Hı. Böyle çok zor bizim iş işte. Kenardan çekiyorum. İçine gireceğim. Böyle vurmasa kenardan çekilmez. De gideceğim ortaya beri. Sen ortaya beri gidiyor musun? Herhalde. İçeri giriyorsun. Tabii. Allah Allah, bir gir bakayım. Gireceğim. Gir bakayım. Vallahi gidiyor. Allah. Annem. Böyle gideceksin. Çek bakayım bir. Allah Allah. Vallahi zor iş. En zoru bu. Anne ne yapıyorsun böyle suyun içine? Ya yılan mılan çıkmıyor mu? Yok, bir şey. Anam. Korkma. Gel. Yok, ben korkarım. Anne peki nasıl çekiyorsun? İçinde bittiğini nasıl anlıyorsun bunun? Bunun içinde şimdi bu bugarayı temizleyince tohumunu ıslıyoruz, atıyoruz bunu. Bu böyle güzel yemyeşil bitiyor. Çayır. Günde kaç saat bu suyun içindesin? Vallahi rastgele 4-5 saat oluyor lan oğlum, çıkarana kadar. Evet değerli izleyicilerimiz, bir elimizde kazma, bir elimizde kürek, pirinç yetiştirmek yürek ister yürek. Doğru mu abi Karayaz evet, delikanlı? Aynen doğru. Zahmetli doğru. Bir iş mi abi? Çok zahmetli. Evet çok zahmetli. Ömrünü veriyorsun bana. Evet haliyle. Saçları artmışsın. Evet. Dişleri dökmüşsün. Evet, saç sakal hepsi gitti, doğrudur. Abi bu kadar zor mu ya? Zor tabii. Nedir zor olan? Zorluğunu işte görüyorsunuz. Abi her, çamurdan çıkmıyorsun ya. İşte diyor ama işte zorluğu şey hepsi burada. Ellerde çamur. Evet, aynen işte halimiz böyle. Gırtlakta hamur. Evet, aa, evet, gelsin evet, evet, alalım. Evet. Ama aynen. Ekmeği çamurdan çıkartıyoruz. Evet, çıkarıyoruz. Kuru fasulye. Evet, evet, pilav. Her yerde pilav. Evet. Abi, sen olmasan Türkiye evet. Pilav yemeyecek. Evet, aynen evet. Doğru. Konuşuyordunuz. Sen ne dedin mesela? Senin adama ne dedin? Diyordum vallahi. Yemin böyle böyle oldu diye. Sen ona ne diyordun? Ben mi? He. Ne yapardın bir yer acısa kırılsa diyordum. Allah korumuş diyordum. Aa düştü mü? Düşmüş merdivenden. Merdivenden düşmüş. Sen adama niye bakmıyorsun ya? Ben buradaydım. Evde de insan vardı mı görmemişler. Merdivenden yuvalanmış. Haberim olmayarak. Kim kızacak? Oğlum mu? Beyim mi? Beyin nerede o zaman kızacağısa? Yatak. Niye senin yanında durmuyor? Yatıyor. Ya o yatıyor, sen niye çalışıyorsun? Eyvah, çalışmayalım da ne yapalım? Yaşlı, ihtiyar. Adamı yaşlı. İhtiyarlattın kendini, tarladasın. Abi öyle olacak. Kızlık arkadaşınla dedikodu yapıyorsun. Ne konuşuyordunuz? Biz mi? Ben merak ettim, ne konuşuyordunuz? Oğlum hastayız diye konuşuyoruz, hasta. Kim hasta ya? Ben de hastayım. Ya Allah'ını seviyorsan hastanın tarlada işi ne? Benim adam hasta da onu diye yürüyordu. Ya hanginizin adamı hasta, onu merak ediyorum. Seninki? Benimki de hasta. Seninki nerede şu an? Evde, yatakta. Yatakta, seninki nerede? Vallahi benimki de yatakta. 3 gün bir ayağa kalkmayacağını dedi. Sırt üstü yatacağını. Dün doktora götürdük acele. Adamlar sırt üstü yatıyor. Knockout. Siz burada elinizde cemek. Mutlusunuz. Tabii mutluyum. Eşeleyip duruyor. Ne var orada? Altın mı var? Orayı eşeliyorsun ya. Sen orada. Bir eşele bakayım. Ne var bir bakalım. Bir şey yok. Boş, yok yok. Ne ektin? Fasulye. Başka ne var bu bahçede? Fasulye var, mısır var, kabak var, ay çekirdeği var. Yok yok. He? Oh, buranın kimin bahçe? Benim. Burada benim. Senin. Beyinmenen demiyorsun da benim diyorsun ya. Ne diyorsun? Adam hasta artık. Adama bir şey olursa bu toprakların hepsi sana mı kalacak? Ben kaldır atarım. Ne yapayım adama bir şey olursa bu toprağa? Kaldırıp atarsın. Kaldırın atarım, ben bir daha gelmem. Adamdan kıymetli mi bu toprak? Değil değil mi? Tabii. Günde kaç saat çalışıyorsunuz bu tarlada? Ben mi? Ben vallahi ikindiye kadar çalışıyorum. İkindi sonra adam hasta yanına diyor. Ondan sonra? Ondan sonra akşam öğünü geri geliyor. Bir çıkın daha çıkıyor. Vay be. Ben yalnızım. Sen yalnızsın, senin zaten çoluk çocuk var. Ne birisi var? Hepsi. Yok ki. Bana faydası yok. Çoluk çocuğun. Onlar hep İstanbul'da.
He, sen kaldın burada. Yok, ama mahsul istiyorlar değil mi İstanbul'da? Hiçbir şey istemiyorlar. Çok şükür iyi. İyiler. İyi. Bir iki evini koyunu aldı. Şey ya gitti. Siz bu sanki bu cemekleri göstermelik sallıyorsunuz gibime geliyor. Gerçekten bu tarlaları siz mi ekipmişsiniz? Pek inandırıcı gelmiyor ha. Biz kaç senedir bir aile ekeriz. Tek başınıza. Tek başı. Ya ucu bucağı yok buranın. Nasıl gücünüz yetiyor? Vallahi ben... Sen Ziya'da çöp gibisin bir de zayıfsın. Nasıl güç... Vallahi ben onu hiç kazdım ha oraya. Tek başına. Tek başıma yalım. İki tane arkadaş değerli izleyicilerimiz. Halasıyım. Ha, Abbas'ın halasısın. Abbas, meşhur Abbas değerli izleyiciler. Siz bilir misiniz bilmiyorum ama Abbas dedim mi Saraydüzü'nde akan sular durur. Ne güzel lastikleriniz var ya. Vallahi billahi. Lan lastik. Oğlum bırak lan. Tamam. Manası ne? Neyin manası? Şimdi konuşturuyoruz. Bir dakika neyin manası? Şimdi konuşturuyoruz konuşuyoruz. Bunun manası ne? Bana bakma. Televizyonu çıkaracaklar. Ne? Vallahi ben hiç bırakayım yine gidemem de yapamam. Nereye? Ya çıkacaksın işte televizyona. Çıkana. Sen inanmıyor musun? Benim adam yatak ben ne yapayım? El ayağı. Allah Allah. Adam yatıyor diye sen de dünyaya mı küstün ya? Vallahi şimdi de gücüne yolladı. Gidersen git gitmesen ben yatıyorum dedi. Vallahi merak ettim şu enişteyi ya. Gitsek evde bulabilir miyiz? Evde aha o aksuvalı ev benim. Aha yapılmış. Evde mi şu anda? Yatıyor yatakta. Tamam da gitsek karşılar mı bizi? Kalkar ben kalk, öyle yürüyemiyor. Dizlerim ağrıyor diye. Dizlerim ağrıyor. Dün acele biz doktora attık. Doktora... İyi bakalım eşelenip durun bakalım. İnşallah altın bulursunuz. İnşallah. Hadi bakalım çalışın o zaman. Yeter bu kadar muhabbet. Haydi araziye. Hanımefendi, ne ekiyorsun? Fasulye, mısır. Fasulye, mısır. Ha. Ha. Kocan nerede? Kocam sığırda. Sığırda. Ha. Kocan sığırda. Malları gütmeye gitti. Malları gütmeye gitti. İnekleri. Sırt üstü yatmış gördük az ileride. Nerede gördük? Gördük. Bunlar ne ya? Onlar şeker fare. Ne? Şeker fare. Şeker fare. Ha. Ya şeker fare olur mu? Şeker fasulye olmasın? Şeker fasulye de olabilir. Olabilir. Allah'ım ya Rabbim. Ya her taraf buralarda yemyeşil değerli izleyiciler. Durmak bilmiyorlar. Habire çalışıyorlar. Aa bu da mısır. Mısır mısır bak mısır. Mısır ekiyor değerli izleyicilerimiz. Mısırı gördük. Burada da fasulye var. Bu da fasulye. Bu da tere marul. O da tere marul. Yeniyor mu? Yeni yeni tabii. Lan hazır mı yeni? Hazır hazır. Hazır hazır. Yaş kaç? Yaşımı da bilmem, başımı da bilmem. Maaşını biliyorsun mu? Maaşımı da bilmem, kendimi de bilmem. Allah'ım ya Rabbi. Senin çoluk çocuk yok mu? Tek başına mı ekiyorsun nine? Olmaz mı? Dört tane kız var, iki tane oğlan var. O zaman sen burada ne yapıyorsun? Niye tek başınasın? Dört kız nerede, iki oğlan nerede? Oğlanın teki İstanbul'da. Tekiyi kesim kesiyor. Ama gelip yemeği biliyorlar. Yiyorlar işte ama geçemiyor evlattan. Evlattan geçemiyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. İsim ne senin ya? İsim Kerziman Kayıkçı. Kerziman Kayıkçı ekmeğe devam ediyor. Bir tarafta mısır bir tarafta fasulye. Asıl asıl bu bahçeden ye demişler. Lan çakma ben yeter artık beni rezil ettiniz ha. Ya sen nasıl koşuyorsun bunları peşinden? Koşacağım, gitmesi yavaş. Bunları peşinden nasıl koşuyorsun? Yaş kaç?
Yaş 69. 69 ya, bu kadar koyunun peşinden böyle koşulur mu ya? Ne yapayım, mecbur koşuyorum. Kaç yıllık çobanız? Aşağı yukarı 63 sene. 63 senedir çobanlık yapıyor. Evet. Nereye gitti koyun? Koyun şimdi yayınıma gitti. Abi bu kadar peşinde koştuğuna değiyor mu ya? Değiyor. Lakabın pala. Lakabın pala. Kıyıkları vuruyor mu hiç? Tabii. Vur bakayım. Bir de öbür taraftan vur. Ama bıyıklar ağarmış. Kaşlar ağarmış. Saçlar ağarmış. Bende bir bıyık vardı. Ne oldu? Döküldü gitti, ağardı. Gitti. Üzüm gibiydi böyle. Üzüm gibiydi böyle. Tabii. Çobanlığı seviyorsun mu? Sevmesem yapmam. Davarı böyle kurt kaptırmadan, köpeğe sardırmadan. Ondan sonra domuza yedirmeden. Gözüm gibi bakarım, kartal gibi böyle gözüm üzerinde olur diyor musun? Kartal gibi de bakarım, seve seve de hakkı derin. Kurda kuşa da nasipse alır, ona bir şey diyemem. Vay be, işte büyüklük burada. Kurda kuşa diyor, nasipse diyor, alır diyor. Tabii. Doğru mu? Tabii. Senin peki koyunların özelliği ne? Koyunlarımın özelliği zevkimden. Zevk meselesi, bir de geçim kaynağım. Ondan. Ondan. Peki Pala dayı senin sözünü dinliyorlar mı? Bağırdı mıydı dönerler. Ne bağırıyorsun mesela? Bir bağır bakayım çobanım. Kuruk diye bağır. Kuruk. Kuruk. Sadece o kadar. O kadar. Kuruk. Hayvanlar gitti, gel o zaman. Ben çok kabadayı yürürüm. Ne? Çok kabadayı yürürüm ben. Çok kabadayı yürürsün. Bir kabadayı yürüyüşü yap. Evet değerli izleyiciler, bu kabadayı yürüyüşü Pala dayımdan. Pala dayı gerçek isim ne? Ramazan. Ramazan. Gidi Ramazan dayı be. Ömrün bu dağlarda, ovalarda, bayırlarda geçti değil mi? Çok fakirliğinden geçti. Aşağı yukarı birinciye düşerim. Birinciye düşerim diyorsun. Tabii. Ama diyorsun bu civarda birinciye düşerim. Düşerim. Bir sağlığa ihtiyaç var. Bir de hanımım öldü, ona ihtiyaç var. Hayda. Bekarız. Bekarım tabii. Ne kadar zamandır bekarız? Aşağı yukarı... Ailem hastalarla 9 sene oluyor, 1,5 sene de vefat eder oluyor. Vefat. Yalnızlık zor. Yalnızlık zor. Özlüyor musun? Yani nasıl özlemesin canım? Lakabı Pala, bıyıklarına zamanında çok iyi bakmış onları, zeytinyağıyla vurmuş, doğru mu? Doğru. Saçları taramış, şimdi koyunlar böyle saray düzünün ormanlarına doğru gidiyor, arkada muhteşem bir manzara var. Peki takım elbiseyi çıkarmam demişsin. Çıkartmam hiç. Devamlı takım elbise giyerim. 5 takım elbisem var. Yani sana o zaman takım elbiseli Pala dayı mı diyeceğiz? Tabii. Vay be dayım. Ağaç ne ağacı elindeki? Elimdeki çetleme ağacı, koyunlar. O zaman Pala dayı sırtını şöyle koyunlara doğru bir ver. Şuraya gel. Sabrim de o güzel görüntüleriyle şöyle tesbihi bir çek. Bastonu yere bir vur. Vur, bir de tesbih çekişini görelim. Tesbih, kehribar mı? Kehribar. Vay be. Ya sabır mı çekiyorsun bunu? Tabii. Ya sabır, ya sabır. Ya sabır, ya sabır. Peki Pala dayı, hiç koyun kaybettin mi? Çok. Çok kaybettim. Kaç tane hayvan var? 500 kadar var. 500 kadar. Hepsini kokusundan tanır mısın? Tanırım. Şimdi mesela geri dönüşte bir tane eksik olsa anlar mısın? İçerisine girdim anlarım. İçerisine girmeden anlamaz. Çobanlar adına Pala dayımın elini öpüyorum. Ver elini, mübarek elini. Öptüm Pala dayı. Yolun açık olsun Pala dayı. Pala dayı, ben de seni alnından öpüyorum dayım benim. Adam gibi adam, saray düzünde, ismi Ramazan, lakabı Pala. Türkiye'de diyor, ufak baş hayvan benden sorulur, davar benden sorulur diyor. Yolun açık olsun Pala dayım. Teşekkür ederim. Allah sana uzun ömürler versin. Bu şapkanı da sana tekrar geri veriyoruz. Ne olur ne olmaz diyoruz. Allah'a emanet ol. Yanık yanık öter. Çıktım yayla, yoluna varem gibi.
İzleyicilerimiz bir karı koca var dediler. Bahçelerinde kendileri çalışıyorlar dediler. Hanım huysuz dediler, adam sabır taşı dediler. O zaman dedim bu sabır taşı nasıl oluyor? İşte bu gördüğünüz değirmen taşı. Sabrede 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 abim değirmen taşına dönmüş. Ömer abim saçları artmış. Zaliye yengemin keyfi, Zeliha yengemin keyfi tıkır. Bir de ben çıkmam ben çıkmam dedi. Sabri önce çek işi garantiye alalım, kaçarsa kaçtı deriz. Anneciğim nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. İyi. Gayet iyisiniz. Çok güzel yayın. Akşam geldim, daha hiçbir şey yapmadım. Şimdi kalktık, işte sen geldin. Ha, laftan etkilendin değil mi? Evet. Yani senin için güğümde suyu ısıtır dediler, kömürde kahveyi yapar dediler. Ama hazır getirdin önümüze. Akşam geldim, bir hafta sonra geleydin hepsini yapardım. Bizim oraların lafı vardır buraların. Oynayamayan gelin yerim dar der. Dar dar derim işte. Yok benim dar dar değil, ben akşam geldim. Yengeyle aran nasıl? Alakulağı idare ediyoruz işte. İdare ediyorsun. Kaç yıldır idare ediyor? 43 senedir. 43 senedir idare ediyorsun. Evet. Ben buradayım. Doğru söyleyemez ki. Sen buradasın diye mi söylüyorsun? Ben buradayım, söyleyemez. Ben kaymakam kızıyım. Benim yanımda söyleyebilir mi? Bildiğimiz kaymakam. Tabii ben kaymakamın kızıyım. Nerenin kaymakamı? Akbelek kaymakamı. Akbelek kaymakamı? Evet. Hep orada mı görev yaptın? Hep dağda çobanlık yaptı. Kaymakam mı? Tabii. Lakabı mı kaymakamdı, evet. Makamı mı? Lakabı kaymakam, çobanların kaymakamıydı. Ya öyle bir anlatıyorsun ki ben de gerçekten kaymakam zannettim ya. Çobanların vallahi, kaymakamı. Bu Zeliha yenge, vallahi sen maşallah hükümet gibi kadınsın. Tabii ya. Ben kaymakam kızıyım dedim, daha ne yapayım? Allah'a şükür. Senin beğenmediğin bir huyun var mı? Estağfurullah. Beyimin sayesine, ağabeyimin sayesine 43 senedir bey gibi yaşıyorsun. Saray düzünde nane zamanı, doğru mu? Tabii. Naneleri doğru. Orakla biçeceğiz. Hava basıyordun. Kaymakam kızıyım diyordun. Kaymakam kızıyım. Nane. Sosyeteyim diyordun. Şimdi koyuluyorsun. Nane biçiyorum. He? Nane biçiyorum. Bu nane oldu mu şimdi? Oldu şimdi. Bu. Allah Allah. Nane bak. Ne işe yarar bu nane? Bu nane ne yapar? Bu nane hastalanınca. Şu tarafa dön. Şuradan biç. Görelim nasıl biçiyorsun. Elinde orak. Kaymakam kızı. Nane limon kaynatıyorsun. İçersin hastalanınca düzelir. Hastalığa birebir nane. Nane normal kaynatmadan yenir mi peki? Çorbaya katılır. Hayır yenir mi, çiğ yenir mi? Yenir. Nanesi meşhur mudur Saraydüzü'nü? Tabii. Nane herkesin bahçesinde vardı aşağı yukarı. Hiç nanesiz olmayan ev yoktu. Nane vardı herkesin bahçesinde. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Demek. Evet. Yani yazdan bakarsan, temizlersen otunu falan çok güzel nane olur. Ot olmazsa naneydi, ot olursa nanenin kokusu iyi olmaz. Bak bunlarda hiç ot yok içinde. Nane kokusu, ana kokusu. Kim demiş bunu ya? Bu atasözü. Hangi atasözü? Öteden beri bu konuşulur. Kim konuşur? Herkes konuşulur. Naneyi koklarsın, okutursun. Nane kokusu, ana kokusu. Nane kokusu, ana kokusu. O zaman ben şimdi bir nane koklayayım bakayım. Şimdi annen koklamış olursun. Koklu sen naneyi. Gördün mü? Annem kokuyor ya. Tabii anne kokar. Zeliha annem, hı. Ömür böyle tarlalarda çalışmakla mı geçti? Neler ektin? Bahçede ne var? Bahçede şu an fasulye var, ot basmış. Kabak var, fasulye var, bamya var, kavun var, karpuz var, pancar var. Bu ora Ömer abi mi daha iyi sallıyor, sen mi daha iyi sallıyorsun? O da iyi yapar. Ömer abim gel. Değerli izleyiciler, camiye lazım hoca. Şimdi sizler için yarışacak karı ve koca. Ömer abi o konuda iddialım bakalım. Gel bakalım Ömer abi. Orağı verdi, parayı verdi, billayı verdi. Abi değerli izleyiciler ben burada yorum yapmayacağım. 30 saniye Ömer abi sallayacak orağı. 30 saniyede Zeliha sallayacak. Şampiyon kimin olduğuna izleyiciler karar versin. Ama ben buradan sen iyi orak sallıyorsun, sen daha iyi biçiyorsun demeyeceğim. Süren başladı Ömer abi. 30 saniye salla bakalım orağı nasıl sallıyorsun abi. Evet Ömer abi orağı sallıyor. Ömer abi hafiften yavaş önce kavruyor naneleri tepesinden ardından vuruyor orağı. Abi topladın naneyi elinde tut. Centilmen bir şekilde orağı yine kökten geldi. Aa, öyle tut abi. Ver abi orağı şimdi. Ver bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Ne
Naneler burada gördüğünüz gibi biçilmiş durumda duruyor. Karar sizin. Biz şöyle söylüyoruz. Nane bahane. Vallahi Ömer abimle Zeliha annem mutlu. Onların keyfi yerinde, gayet şahane. Doğru mu? Çok şükür. Mutlu olmanın sırrı? Mutlu olmanın sırrı birbirine katlanmak. Saygı, sevgi. Her şeyden önce saygı, sevgi. Saygı varsa sevgi vardır. Evet değerli izleyiciler, bizim programın en büyük getirilerinden biri. Böyle insanlar emeklerini, göz nurlarını ekerler, biçerler. Haruncuğum şöyle bir kokla derler. Zeliha annemin lafıyla buradaki sohbetimizi noktalamak istiyorum. Nane kokusu, anne kokusu dedi. Hiçbirimizi Rabbim anne kokusundan amin mahrum bırakmasın. Amin. Annelerimizi hiçbir zaman başımızdan eksik amin etmesin. Amin. Harman yeri yaş yeri, harman yeri yaş yeri, usul bas yavaş yürü, usul bas yavaş yürü. Şimdi buradan geçti, şimdi buradan geçti, güzellerden bir sürü, güzellerden bir sürü. Aman aman bir sürü, yandım aman bir sürü, aman aman bir sürü, yandım aman bir sürüm. Evet değerli izleyicilerimiz, Saraydüzü'ndeyiz, Bahçeköy'deyiz, Kadıoğlu Mahallesi'ndeyiz. Yine gönlümüze göre iki tane tarihi eser mi desek, aşklarında 60 yılı geride bırakanlar mı desek, böyle çam ağaçları gibi yüce iki tane güzel insanla birlikteyiz. Ama yengen bastona düşmüş hacı abi. Düştü. Neden böyle oldu? Maalesef düştü. Ameliyat geçirdi. Ameliyat geçirdi. Yaşımız kaç hacı abi? 77. 77. Hacı annem senin yaş kaç? Aynı. 77. Siz denk yani birbiriniz. Bir aşk evliliği midir efendim? Herhalde öyle. Herhaldesi ne? Anneme soracağım. Anne ne dedi? Yok yok. Öyle bir aşk şey yok. Görücü, görücü. Görücü usulü. İlk kim gördü? Gelip gidiyorduk, akrabaydık. Ha. Ondan sonra dedin ki gözüne kestirdin. Ne güzel gülüyorlar ya. O kadar doğallar ki. Nasıl hacıyla aran nasıl? Huysuzluğu falan var mıdır? Yok. He? Yok yok. İnkar etme. Doğru söyle. Peki sinirlendiği zaman sinirini nasıl alıyorsun? Söylemeyeyim. Sen mi susuyorsun? Ben susuyorum. Yok yok, yalan söylüyor. Susma. Yalan konuşma. Ne? Yalan konuşma. Ben bu köylü değilim. Ben Saraydüzlüyüm. O bu köylü. Anlarsın. O zaman sen iç güvey mi bu ev? Ya söyleme, orasını söyleme, bıraksana. Öyle mi? Orayı söyleme. Sen hep yengenin evinde oturuyorsun, hem de bir de posta mı koyuyorsun? Canım Allah Allah, olacak değil. Bastonu boşuna mı taşıyorsun? Ne yapayım? Oradan kapını ona indir o zaman. Huysuzluk yaptığı zaman? Kapını ona indir beni. 18 Şubat 1960. 18 Şubat 1960'da evlendiniz. O zaman 57 yıllık ama rekor aşağıda, 63 yıllık var. Olabilir. Ama 57 yılda gül oynaya, bazen çile, bazen keyif, bazen keder geçti be. Geçti. Şöyle bir geçti. El ele tutun bakayım. Geçti. El ele bir tut bakalım. Hadi şöyle kameralara karşı şöyle bir poz verin bakayım. Sakın bırakma, ne varsa yine hanımda var. Sen de onu sakın bırakma, ne varsa yine beyde var, ona göre. Hadi bakayım. Ömrünüz uzun olsun. Allah razı olsun. Allah sağlık afiyet versin. Allah sizleri hiçbir ayırmasın. Amin. Yüzünüzden gülücük, gönlünüzden sevgi muhabbet eksik olmasın. Hadi bakalım. Amin.